Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuzun içeriğine geçelim. Şimdi ben yine çok heyecanlıyım çünkü kimse önermedi. Sadece kendim deneye deneye buldum. Benden doğal ev yapımı yumuşatıcı yapmam istendi. Ben de kendi kendime araştırırken baktım ki herkes lavanta esansı, lavanta yağı, işte gül yağı, işte vesaire onunla ilgili böyle birçok şey gördüm, paylaşım gördüm. Ben de dedim ki ben değişik bir şey bulmalıyım. Çünkü ben aynı şeyleri böyle çekme taraftarı değilim. Biri bir şey paylaşmış, ona hiç bakmam mesela. Ya da hiç araştırmam kim ne yapmış, kim neyi çekmiş. Hani göre gördük bir durum söz konusu değildir. Ben yumuşatıcımı nasıl yaptım biliyor musunuz? Hem yumuşatıcı yaptım hem de cam sil yaptım. Hem de neler buldum biliyor musunuz? Ay deneye deneye 10 gündür deniyorum. 10 gündür de denediğim takdirde böyle sürekli hep bir şey çıkıyor. Yani hep etkisini görüyorum. Hem stres azaltma özelliği var hem de kokusu muhteşem. Şimdi yumuşatıcı yapacağım. Ev yapımı yumuşatıcı. Onun vereceğim tarifini. Sonra cam sil olarak camlardan nasıl etki ediyor? Duşakabindeki kireçte nasıl etki ediyor? Muslukların o kireçlerinde nasıl etki ediyor? Onların hepsini söyleyeceğim, göstereceğim size uygulamalı olarak. Çamaşır makinem yumuşatıcı bekliyor. Çünkü yumuşatıcı kısmına geldi. Şimdi elimde de kalmadı. Makinemi sürekli çalıştırdığım için deneme fırsatım vardı. 2 şişe yakın doğal olan yumuşatıcıdan kullanıyorum. Deneye deneye bakayım dedim. Kokusu daha nasıl, daha çok olacak. Ben aslında başka hazır olan bir şey almıştım. Hazır su almıştım. Lavanta suyu. Onunla yaptım. Pek etkili olmadı. Ondan sonra eşime şöyle kurutulmuş lavanta. Şunlar. Ay çok güzel kokuyor. Şöyle bayağı büyüktü. Ben bunu yapa yapa demlendire. Bu kadar kaldı. 5 lira bu. Bu hazırı vardı bunun. Lavanta suyu. Bu 20 liraydı. İlk önce bununla denedim. Hatta camları falan bununla deneme yaptım. Sonra baktım ki camları çok güzel siliyor. Şu yumuşatıcıyla cam silmeden çok memnun kalmayanlar vardı. Böyle bulanık bulanık yaptığını söyleyenler. Onu mesela silme açısından nasıl yapabilirsiniz? Suyunu daha fazla katmalısınız. Yumuşatıcıyı daha çok inceltmelisiniz. O şekilde de çok güzel siliyor camları. Yani ben onunla da çok memnundum. Ama sadece çok inceltmeniz gerekiyor yumuşatıcıyı. Haberiniz olsun. Ama bununla hiç leke falan hiçbir şey kalmıyor. Kokusu muazzam güzel. Hemen şimdi yapacağız onu. Hazırlayalım çok fazla uzatmadan. Sizleri de daha fazla sıkmadan. Aslında şunun içinde normal lavanta suyu var. Ama şimdi bunun içinde olduğuna inanmayacaklar. Lavanta suyunun. Hani o mu sildi diye. Şimdi ben bunu boşaltacağım. Tekrar yapmış olduklarım var. Sizinle tekrar yapacağım. Bakın bunları demlendirdim. Şu şekilde lavanta içine işte böyle koydum. Bu 2 saattir bekliyor. Hala ılık. Kaynatmadım. Çünkü neden kaynatmadım? Kaynatınca çok koyu oluyor. Koyu olduğu zaman da çamaşırlara, beyazlara herhangi bir leke yapar mı? Onu düşündüğüm için çok demlendirmeyeceğim. Şimdi bununla şu açık olanla yumuşatıcı yapacağım. Ama size tabii nasıl olduğunu göstereceğim. Bu bir gecedir bekliyor. Bununla da iyice çökmüş dibine bakın. Bununla da normal camları sileceğiz. Cam sil olarak kullanacağım. Şimdi nasıl yapılıyor onu bir gösterelim. Sonra uygulamalara geçelim. Sıcak suya ihtiyacınız var. Sıcak su olması gerekiyor çünkü sıcakta demlendireceğiz. Soğuk suda da demleniyor ama şimdi anlaşılabilmesi için şöyle kavanozlara yapacağım. Şimdi bunları süzeceğim. Şu taneleri gelmesin diye. Size sadece nasıl olduğunu, nasıl demlendirebilirsiniz onu göstermek için bunu yapacağım. Şimdi yumuşatıcı yapmak istiyorsanız böyle bu renge geldiği zaman bakın bu 1-2 saattir şöyle şu şekilde açık bunun rengi. Şöyle bir kavanoz boyutuysa yani göz kararı şuna 2 yemek kaşığı dolu dolu koydum büyük diye. Buna mesela şöyle 1 yemek kaşığı koyacağım. Ay kokusu çok güzel. Bunun bir de rahatlatma özelliği varmış, stres alma özelliği. Sildikçe zaten temizlik yaparken böyle rahatlıyorsunuz. Valla çok güzel. Yani deneye deneye valla böyle bir şey buldum. Herkes koku olarak yapmış. İşte çamaşırlarınıza sıkın denmiş. O şekilde.
Ben de böyle bir şey deneyerek buldum. Umarım faydası olur sizlere. Bakın şimdi bunu böyle ağzını kapatıyorsunuz bunu. Açmadan, çünkü kokusu uçar. Dediğim gibi kaynatmayın. Kaynattığınız zaman çok koyu oluyor. Bu şekilde demlendiği zaman hazır hale gelecek. Zaten rengi hemen bu şekilde. Yani daha çok esansını salsın diye. Şimdi bunu süzeceğim. Bunlar şimdi yumuşatıcı yapacağız. Makineye koyacağız. Şöyle bir bezden geçireceğim. İçindeki tortular çok geçiyor. Bakın böyle. Uygun fiyata hem yumuşatıcı hem de diğer ev temizliklerinde uygun olanı yapacağız. Şimdi şu şekilde gördüğünüz bunu süzdüm. Hiç tane falan yok içinde. Bu taneler biraz dağılıyor ama o kadar da olacak. Şimdi atacağım şunu. İçine karbonat koyacağım için kabarma yapacak. Ondan dolayı şöyle ikiye böleceğim. Yani çok az şurada bırakacağım ki köpürme payını düşünerek. Benim böyle açık karbonatım var. Ben açık karbonat kullanıyorum. Şu kadar karbonat koyacağım. Karbonat yumuşaklık veriyor ya. Şimdi ben çok az, bir çay bardağı beyaz sirke koyacağım. Bir keresinde koymadan denedim. Kokusu daha çok oldu. Ama şimdi şey yapacağım. Sirke koyacağım. Şöyle bir çay bardağı sirke. Bunu yavaş yavaş katacağım çünkü köpürecek. Böyle bakın. Sirkeyi isterseniz bir su bardağına yakın da koyabilirsiniz. Kokusu sirkenin hiç kalmıyor. Zaten lavanta kokusu onu bastırıyor. Şunu şöyle bir şişeye koyacağım ki makineyi daha rahat boşaltayım diye. Bakın sadece buna karıştırdım. Köpürmesin diye bunu da katacağım. Şöyle huni ile. Bunu da yavaş yavaş katacağım. Şimdi bakın şu kadar yumuşatıcı olmuş durumda. Şimdi makineye koyalım. Şu an çünkü yumuşatıcı alacak. İçinde biraz su vardı. O yüzden biraz fazla kattım. Şu an zaten çalıştırdığım zaman onu alacak. Bakın. Onu alıyor. İçinde şu an çocukların çamaşırları var. Karıştırmaya başlayacak ya. Karıştırmaya başladığı zaman kapatacağım. 5 dakika iyice böyle koku üzerine sinsin diye. Böyle alerjisi falan olanlar için tam ideal bir yumuşatıcı. Gerçekten böyle astığınız zaman çamaşırları bazen şey olur. Yumuşatıcı kokusu olmaz. Böyle rutubet kokusu, böyle ıslak böyle çamaşır kokusu olur ya. Öyle bir koku olur. O hiç yok. Dün mesela çamaşırları astım. O da böyle buram buram lavanta kokuyordu. Ama makinenin içinde bir 5 dakika falan beklettim böyle iyice şey yapsın. Çünkü biliyorsunuz en son yumuşatıcıyı alıyor makine ve dolayısıyla en son yumuşatıcı kalıyor çamaşırların üstünde. Ben de çocukların çamaşırlarına yumuşatıcı kullanmıyorum. Ama bu gayet doğal bir şey. Ne yapıyormuş lavanta suyu biliyor musunuz? Mikrop kırma özelliği de varmış. En azından lavanta koksun ki çocuklar da biraz sakinleşmiş olur. Bakın şimdi şunu. Şöyle ya. Bunu beklemeye alacağız bu şekilde. 5 dakika sonra tekrar çalıştırmaya başlayacağım. Koku iyice sinsin. Bu yumuşatıcımız. Rengi hiçbir şey yapmıyor. Yani böyle sarımtırak bir rengi olduğu sürece beyazlarımda da yıkadım. Hiçbir şey yapmadı. Hani sarı yapma özelliği yok. Yumuşatıcılar da genelde biliyorsunuz renkli oluyor ve hiç öyle bir durum söz konusu olmadı. Yani hiç renk
değiştirme gibi bir durum söz konusu değil. Gayet de yumuşak oluyor çamaşırlar. Keşke böyle kamerada şey olsa da, böyle koku alma özelliğiniz olsa da, keşke onu da sizlere böyle şey yapabilsem, o kokuyu hissetmenizi sağlayabilsem. Gerçekten çok güzel. Ne yapacağız? Cam sil. Camları sileceğiz. Hadi onu da yapalım. O çok basit. O sadece lavanta suyu. O kadar. Burası biraz karıştı. Şimdi bu yeni demlediğimiz olandı. Bu normal eski olan. Bunun içinde hiçbir şey yok. Şimdi onu boşaltacağım. İnanmayanlarınız olur. İçinde lavanta suyu var. Onu şöyle bir kaba dökeceğim. Bunu buraya aldım. Hiçbir şey yok içinde. Hatta üstüne üstlük yıkayacağım. İnanmayanlar oluyor. Mecburen böyle içinde hiçbir şey olmadığını göstermek adına. Boruyu da iyice yıkadım. Şunu, şu beklemiş olan var ya, bir gün boyunca beklettiğim. Şu şekilde huninin içine tekrar bezi koydum. Sizin için ne kadar bol olursa o kadar iyi. Hoppa. Taştı. Çok doldu. Bu şişe buna fazla geldi. Kameradan göremedim. Şuraları bir silelim. Kamera falan ıslanmasın. Şunu biraz boşaltayım. Geri biraz boşalttım kabına. Şuraları bir toparlayayım. Camın ne kadar pis olduğunu görebiliyorsunuzdur. Daha önce de çünkü ben bunu anlatmıştım. Bu su izleri falan sürekli böyle buralarda oluyor. Yani bu camımı bile temiz diyenler olmuş ama inanılmaz, buradan konuşayım. İnanılmaz derecede pis bu ayna. Bakın su izleri her tarafına işlemiş durumda. Şimdi bu yaptığımız sadece lavanta suyu, içinde hiçbir şey yok. Bu da şey, köpük arttırma özelliği olduğu için biraz şey yapıyor. Böyle köpüklü köpüklü yapıyor. Şimdi cam bezi. Ay nereden bakacağımı şaşırdım. Cam bezinin özelliğini bozmuyor. 10 gündür deniyorum. Bu aynam benim şuradan şu üste kadar bayağı yüksek bir ayna. Bu kadar. Gördünüz mü? Nasıl parladı? Hiç böyle nasıl, güzel mi? İz falan hiçbir şey kalmıyor. Hani o buğu olma hiçbir şey yok. Sadece bezi çevire çevire yapmanızda fayda var. Şu kamera bir dönse çok mutlu olacağım. Gördünüz mü? Şu şekilde. Duşakabini göstereceğim. Işığı bir ayarlayayım. Ben dediğim gibi sizlere kolaylık bulmaya çalışıyorum. Bu da inanılmaz derecede kolaylık. Şu tarafta denedim. Su izlerini görüyorsunuz zaten oradan. Bakın şimdi. Sadece şu süngeri aldım. Şimdi burada kireçler var. Biliyorsunuz bir önceki saç kremiyle zaten temizlenmemişti. Mis gibi kokuyor. Böyle yaptık. Yakını alsam mı siz biraz daha? Bakın şimdi böyle bunu yaptık. Yan tarafı görüyorsunuz. Şöyle sadece. Durulama gerektirmiyor. Her ürün benim duşakabinimi temizlemiyor. Onu da bastıra bastıra hep söylüyorum. Bakın şimdi. Ay nefis kokuyor, nefis. Şimdi bakın sadece şöyle. Çok enteresan. Nasıl kireç çıkartıyor ben ona anlam veremedim. Aradaki farka bakın. Ama her duşakabinde işe yarar mı? Vallahi bilmiyorum. Benim duşakabinde bu kireçleri mireçleri çıkarttı. Aradaki farka bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Çok enteresan. Şimdi şuna yapacağız. Buna ne olmuş bilmiyorum. Şurada bir paslanma gibi bir şey olmuş ama. Şuradaki pas lekesini bakın onu nasıl çıkartıyor. Şuradaki pas lekesi gitti. Ha keşke ilk başta gösterseydim onu ya.
bugün de görün. Bakın ona da. Onu böyle parlatıverdi. Şurada bir pas izi vardı şurada. Onu çıkarttı. Keşke diyorum ya gösterseydim onu size. Böyle parlattı. Şimdi gelin büyük camları göstereyim size. Şimdi mutfağa geldik. Biraz karanlık oluyor. Çünkü dışarıdan ışık parlamaması adına storları kapatmak zorunda kaldım. Az önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açmış. Şimdi ilk önce camların halini göstereceğim. Çünkü bu kısımda, balkon kısmında sigara içiliyor o tarafta. Ne yapıyor? Sigara şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle gösterebiliyorum ancak. Çünkü her yerden ışık açtığım için gözükmüyor. Bakın şu kısımlar. Gördünüz mü? Nasıl içeriden şöyle sigara dumanının isi buralara geliyor. Buralar daha yeni silmiştim. Sürekli siliyorum. Böyle sararmalar oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim pıtırcık oğlum. Bakın ne yapmış. Bakın buradan size el sallıyor. Şurada. Ben camları siliyorum. Onlar bulamaç gibi yapıyorlar. Buralarda falan hep el izleri var. Şura kısımlarda. Şurada da aynı şekilde. Buralarda kirli. Şimdi bu camları lavanta suyuyla bir silelim. Şu bezleri de deneyeceğim. 101'den almıştım bunları. Şu şekilde cam bezi diye geçiyor. Hiç denemedim. Sadece kurumasını bekliyordum. O yüzden diğer aynada onu deneyemedim. Diğer farmasinin mavi bez var. Ondan gayet memnunum. Gayet güzel şekilde siliyor. Farklı bezlerim de var ama onlar daha böyle pamuklu. Yani şu merak etmeyin. Hiç bezleri bozmadı. 10 gündür sürekli böyle deniyorum. Denediğim için de herhangi bir şey olmadı cam bezimde. Mesela bunu böyle fısfısı olmayanlar bir kaba da koyup o şekilde silebilirsiniz. O şekilde iz bırakıyor mu onu bilmiyorum ama hani bezlerin içinde böyle tamamen kaldığı zaman bu şekilde daha kolay. Şimdi hızlıca camları yapalım. Sonra dışarıdan yapacağız. Şimdi ben bu şekilde sıkıyorum. Hepsine bezler de elimde kaldı. Ayrılamadım bezlerden. Böyle sıktım. Hem bezleri denemiş olalım. Ben normalde böyle lavantayı falan çok sevmem ama biraz sakinleşmeye ihtiyacım var sanırım. Ondan hoşuma gitti. Cam bezleri hiç şey bırakmıyor. Yani bu kısmı pamuklu, bu kısmı normal böyle şey gibi. Tuhaf bir şey. Ben bunu oturma odasının camında denemiştim. Orada test ettim. Sonra işte banyo aynasında test ettim. Sonra antredeki aynalarımda, oralarda denedim. Sonra baktım, oradan oraya, oradan oraya gittim. Gayet iyi oldu. Açamıyorum storları. Çok güneş geliyor. Böyle de göremiyorsunuz. Valla dur ayarlayacağım bir şekilde ama. Tamam. İçten tamam. Bu kadar. Sıktınız. Sildiniz. Dışarıdan bir sileyim bakayım leke falan var mı? Şimdi sizi dışarı alacağım. En azından şuraları falan göstereyim. Bakalım gidelim şimdi. Buraya geldik. Şuradaki dıştan olan lekeler. Sararmayı göstereyim bir dakika. Heh. Bakın şimdi sararmaya. Şimdi onu ilk kez deneyeceğim. Sararmada hiç denemedim. Bakalım onda etki edecek mi? İlk önce şu primapenleri sileceğim. Ondan sonra camları sileceğim. Yerlere damlasa da sorun yok. Nasıl olsa çok güzel kokuyor. Buraları hızlıca bakalım çıkartacağım. Evet çıkartıyor. Bakın şimdi şuradan göstereceğim size. Sarıyı görüyorsunuz bakın. Daha çok sileyim ben. Sizce de enteresan değil mi ya? Şimdi camları silelim. Öteki bizim içeride kaldı galiba. Bitti.
camların parladığını görüyor musunuz? Sararmayı pek fazla almadı. Yani biraz akıttı ama o kadar aman aman sararmayı almıyor. Ama camları çok güzel siliyor. Allah var. Ezan da okunuyor. Gerçekten. Ben böyle olacağını hiç umut etmemiştim. Ezanın gitmesini bekleyeyim çünkü sesim tam gelmeyebilir. Size sonucu göstermeye çalışacağım. İçeri geçeceğim. Bakayım. İnşallah gösterebilirim. Dediğim gibi sarılıkları tam almıyor. Ama camları çok güzel siliyor. Kireci çıkartıyor. O pas şeyini çıkarttı oradan. Yani mikrop kırma özelliği varmış. İnsanı rahatlatma özelliği varmış kokusuyla falan. İçildiği zaman birçok şeye faydası olan bir şeymiş. Bu lavanta suyu. Çünkü bu normal demlenen lavanta. Aldığım lavanta suyu da aynı. Ama camlarda böyle hiçbir leke kalmıyor. O yumuşatıcıdan memnun kalmayanlar valla böyle lavanta alın. Demleyin onu bir güzel. Sonra rahatlıkla bütün evinizi silin. Koltukların üstüne sıkın. Çamaşırlarınıza sıkın. Hiçbir şeyi yok. Çok güzel bir koku veriyor. Kalorifer peteklerinin su kaplarına koyun. En azından sizi rahatlatsın diye. Makine durdu bu arada. Onu bekletmiştim. Buraya geldiğim zaman çalıştırdım onu. Oradan onları şimdi asacağım. Keşke diyorum ya size yumuşaklığını, kokusunu hissettirebilsem. Ama denerseniz gayet iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Faydasını gören olur, görmeyen olur. Şimdi uygulama diyeceğim. Fark eder mi? Fark etmez. Aynı ürün. Aynı cam. Cam sonuçta. Yani duşakabinde belki fark edebilir. Çünkü böyle çok kireçlenmiş olan bir yerde belki çıkartmayabilir. Benim çünkü en son saç kremiyle yapmıştım. Ne kadar zaman geçti üstünden bilmiyorum. Onun üstüne dedim ki yapayım bakayım. Gayet iyi oldu. Yani sıktım, süngerle sildim. Bu kadar. İyi kolaylık. Şu an banyom bile lavanta kokuyor. Videomu sonlandırdıktan sonra sonucu, camların sonucunu göstereceğim. Umarım faydası olur. Umarım sizi büyük bir para harcamadan kurtarmış olurum. Harika bir cam sil, harika bir yumuşatıcı. Gerçekten yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz, alerjisi olanların rahatlıkla yapabileceği bir yumuşatıcı. Hiç kokusu rahatsız etmiyor, hiç böyle tıkama falan yapmıyor, deterjan kokusunu alıyor. Sadece böyle çok hafif bir lavanta kokusu kalıyor. Tamamen sizlere yönelik zaten böyle şeyler düşünüyorum alerjisi olanlar için. Çünkü herkes biliyorsunuz sağlığı böyle deterjanlara falan el vermiyor. Bundan dolayı da herkesi düşünmek gerekiyor. Umarım gerçekten yaptığınız zaman fazlasıyla faydasını almış olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Camları göstereceğim.